Herkese merhaba arkadaşlar. Biz çoktandır uyandık. Sabah şu an tam saat 11. Kahvaltımızı yaptık kızımla beraber. Belki biraz dışarı çıkarız dedik. Hani parka falan götürürüm kumsalı. Oradan sonra bir markete giderim. Tatlı için almam gereken malzemeler var. Oraya uğrarım. Eğer kumsala 5 sipariş vermiştim. Eğer kargom erken gelirse çıkarım. Ama eğer erken gelmese bu sefer evde işlerimi hallederim. Blogumuzu evde devam ettiririz. Önce eşime bir kargo geldi az önce. Ben 5 sandım. Onu size bir göstereyim. Şöyle bir kargo geldi. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Eşim dedi aslında hani kargo gelecek eve diye ama ne olduğunu bilmiyorum içinde ne var. Sormadım hiç. Açalım şöyle. Bayağı bantlamışlar ya. Çok bantlamışlar. Bunu nasıl açacağım ki? Önce bunu bir bıçak yardımıyla açmam lazım. Bıçak da tam elinin altındayım zaten. Ben de kumsala toplu bir şekilde bez siparişi verdim. Bezlerini ben şey almıyorum. Böyle hani çoklu bir şekilde alıyorum. Hem daha uygun bir fiyata geliyor. Hem de sürekli bezle uğraşmak zorunda kalmıyorum. Bir de şunu açabilsem. Böyle bir bantlamışlar ki. Kırılacak bir şey de değil bu. Sprey. Silikon sprey yazıyor üstüne ama araba için almış. Ne olduğunu bilmiyorum. Üstüne silikon sprey yazmış. Herhalde bu yağ falan için yani böyle hani nasıl desem paslanmış yağlar falan için olabilir. Böyle bir kargo. Ben de içinden başka bir şey çıkacak sandım ama araba spreyiymiş. Kargomu şöyle köşeye aldım. Önce bir ilacımı içeyim. Bunu hamilelerin en başında 3. ayında doktor bana yazmıştı. İçinde omega 3 de içeriyor. O kadar güzel ki yani şöyle ben sabahları bir tane atıyorum. Hap zaten. Bir tane aldığım zaman yani sanki böyle gün içerisinde bütün gün ne bir yorgunluk, ne bir halsizlik, ne bir uyku biliyorsunuz. Hani hamilelikte sürekli bunlar vardır. Kumsalda ben çok yorgundum. Yani böyle acayip derecede halsizdim. Sürekli uyumak istiyordum. Hiçbir iş yapmak istemiyordum. Ama bu ilaç öyle değil yani. Bu hamileliğim o kadar güzel geçti ki bu ilaç sayesinde bence. Eğer doktorunuz tavsiye ederse bundan yazdırın mutlaka. Ben şimdi ilacımı içeyim. Tekrar size dönüş yaparım. We'll be right back.
arkadaşlar, ben bez siparişi vermiştim. Biliyorsunuz söylemiştim az önce toplu bir şekilde alıyorum diye, ama benim söylediğim bezler bunlar değil. İbrahim bana yanlış söylemiş. Kargo birkaç parça başka şey sipariş daha sipariş vermişti. Onlar bugün gelecekmiş. Bizim bez bugün gelmeyecekmiş maalesef. Ben de öyle Kumsal'ın son bir bezi vardı. Onu kullandım. Bez bitti. Bu sefer İbrahim gitti bez almaya. Can bebeğinkini getirmiş, ama ben istediğim bezler Baby Turku'nun bezleriydi. Eskiden Can Bebek kullanıyordum zaten. Bu sefer de Baby Turku'ya geçtim. Ondan da çok memnunum, ama orada o bezlerden yokmuş. Üstüne zaten ıslak mendili hediye veriyormuş. Hiç Can Bebek'in ıslak mendilini kullanmadım. Genellikle Unibaby'ninkini kullanıyorum. Kumsal'ın cildi çok hassas olduğu için ıslak mendile pek fazla şey değil, dayanıklı değil yani. Böyle direkt tahriş oluyor. Ben de genellikle Unibaby'ninkini kullanıyorum. İnşallah bu Can Bebe'ninki ona iyi gelir. Şimdi Kumsal da yeni uykusundan uyandı. Öğlen uykusundan uyandı. Benle o beraber şimdi parka gideceğiz. Biraz onu dışarı çıkartayım. Belki birkaç parça bir şey alırım ona. Boyama kitaplarına çok merak sarmış böyle. Onlardan alabilirim ona. Akşam yemeği için de ne yapacağım bilmiyorum. Şunu bir türlü açamadım. Mantı yapabilirim. Neyse, bunu sonra açarım. O zaman sonra görüşürüz. Bir tane çıkardım içinden. Size de göstermek istedim. Gerçekten Can Bebe'nin bezlerini sevdiğim yönü çok ince. Zaten havalar çok sıcak, aşırı. Çocuklar böyle hani tahriş de etmiyor. O yüzden ben Can Bebe'nin bezlerini çok beğeniyorum. Aşırı derecede ince. Baby Turko'nun bezleri zeytinyağlı olanları. Onlar da aynen böyle. Onlar da çok ince. Onlardan da çok memnunum. Zaten olmasaydı Can Bebe'ye devam edecektim. Bunu da size söylemek istedim. Şunu da açtım. Az önce 2 saattir tek elle kameraya tut yapamadım. Onu da açtım. Bunları da deneyeceğim. Kumsal'ı tahriş etmezse bundan da kullanırım. 56 adet var içinde. Ne kadar işim almış bilmiyorum. Hiç fiyatına falan sorma. Biz 4 numara kullanıyoruz. Şeyinki de Baby Turku'nunki de 4 numara kullanıyoruz. İnşallah beğenirim. Evet, Kumsal yemeğini yedirdim ona. Yemeğini yediği için de şu kadar bıraktı. Hepsini bazen yemiyor. Bazen tam bitiriyor. Bazen o kadar bırakıyor. Bir de şey var. Meyve kesip vereceğim ona. Meyvesini de yesin. Elbiselerini giydirip çıkacağım. Evet, şunu da söyleyeyim. Şu ekmeklerden çorbanın içine koyuyorum ben. Bunlar çok çabuk dağılabiliyor. Yani böyle içine koyduğum an ekmek böyle hepsi eriyor. Normal ekmek kullandığım zaman böyle pötür pötür oluyor. Bu sefer de Kumsal yemiyor. 8. aydan itibaren verebiliyorsunuz bunu. Kızartılmış ekmek olarak geçiyor. Yani bayatlaması falan böyle. Hani açtıktan sonra ben 4-5 gün bana yetiyor. Kullanıyorum. Bir tane koyuyorum zaten çorbanın içine. Yetiyor. Fiyatı da bilmiyorum. Sanırım 10 lira gibi bir şey. Ben almıyorum çünkü eşim alıyor. Hani marketlere genellikle o gittiği için o alıyor. Çok da güzel oluyor. Denemek isterseniz bence gayet güzel. Bebekler çok seviyor. Kumsal, bak bana. Bak bana. Pala. Sen susamadın mı? Kumsal. Tik. Tik. Hadi. Gel. Hoppala. Hoppala. Dur aşkım, düşeceksin. Hıt. Kumsal. Bak anne. Kumsal. Kumsal. Bak bana. Buraya mı indireyim? Hoppala. Tırman. Tırman, tırman, tırman. Hadi Kumsal, tırman. Tırman. Tırman, tırman, tırman.
çık 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 düşeceksin dur. Hadi gel. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tırma tırma. Aferin. Hadi tırma. Hadi Kusa gel. Aferin. Gel. Gel bakayım. Komiser. Düşeceksin. Dur. Tırman. Hadi git git git. Aferin. Aferin. Gel. Sen çok mu sevdin kaydırağı? Tokan'la da kaydırakla zaten uyumlu. Değil mi? Hadi herkese. Herkese bay bay yap. Ben parka geldim. Kumsal bugün çok mutlu. Çünkü parka gelmiş. İçeride çok sıkılıyor. Hadi Kumsal gel. 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 Hadi gel. 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 Evet biz dışarıdan geldik. Dışarıyı ben fazla çekemedim. Çok sıcaktı. Kumsal'ın bebek arabasında zaten İbrahim'in arabasını unutmuşuz. Geçen dışarıya çıktığımız zaman dedik belki Kumsal'ı götürürüz diye. Yaksın. Tam kapıdan çıkacaktım. Kargo geldi. Şöyle şaka gibi gerçekten. Ben bez siparişi vermiştim ya bugün gelmeyecek dedim. Tamamen şans yani. Bezler gelmiş. Can bebeği de boşu boşuna sipariş ettim diyeceğim ama artık onu da kullanacağız. Aslında bir o yani çok fazla değiştirmek istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Dur kızım. Kumsal da burada tabii keyfi yerinde. Öyle bir oyun oynadı ki parkta. Çocuklar vardı. Onlarla beraber oynadım. Sonra işte öyle geldik. Ama dediğim gibi çok sıcaktı. Kumsal bile Allah'tan biberonu yanında götürmüşüm. Bantlamışlar. Bakayım. Fiyatını gerçekten bilmiyorum. Aslında dün gece bana söylemişti. Normalde ne kadar alıyorduk hiç hatırlamıyorum. Onu size bir ara içimden öğrendiğim zaman söylerim. Fiyatını biliyorum da yani şu an unuttum tamamen gerçekten. Kafamdan uçmuş. Şöyle iki paket aldık. İçinde kaç tane var? 60 adet var bunda. Zeytinyağlı. Bizim öbürü daha çok vardı. İçine galiba 120 tane vardı öbürünün. 2 paket büyük almıştık. Kumsal. Ben bir dakika kumsalı susturayım geliyorum. Kumsalı bir dakika susturdum. Nasıl susturdum? Kandırarak da bir susturdum ama bana çok sinirlenmiş olmalı ki tuttu her şeyi yere fırlattı. Evet kızım dur. Anne 2 dakika şu videoyu çeksin. İçinde 60 tane var. Dediğim gibi 4 numara kullanıyoruz. Şöyle 2 paket. Ama öbürleri daha fazlaydı. Toplam biz 240 tane mi 220 tane mi öyle bir şey. Yani 2 paket olarak öyle sipariş vermiştik. Bize çok bayağı gitti. 3-4 ay resmen gitti. Yeni dün akşam bitti. Şöyle 2 tane bez sipariş verdim. Şunları kenara ayırayım. Artık can bebeği kullanırım. Bitince bunlar şey yaparım. Bunları kullanırım. Bir tanesini açayım size. Aynı can bebe gibi. Yani çok ince ve rahat. Hatta bu daha küçük, daha ince. Göstereyim şöyle. Hiçbir şekilde Kumsal'ı rahatsız etmiyor. Dedim hani Kumsal çok böyle alerjik bir bebek. Ben mesela ilk doğduğu zaman Slippy kullandım. Slippy aşırı derecede onu mahvetti. Yani hastaneye kadar götürmek zorunda kaldım. İlaç, krem falan yazdılar. Öyle iyileşti. Ondan sonra bir daha Slippy'ye tövbe ettim. Slippy kullandım. Gel bak bezlerine bak. Ağzı yüzü çikolata içinde kalmış. Dışarıda çikolata istedi tutturdu. İlla ki şimdi açacaksın diye. Dışarıda yedirmek zorunda kaldım. Gel kızım bırak onu düşüreceksin. Bir de Kumsal'a şey aldım. Onu da size efendim. Hani mısır almış. Onu şöyle bırakalım. Kumsal'a pastel boya aldım. Bir de boyama kitabı aldım. Kızım dur. Boyama kitabıyla. Kumsal gel bak sana ne aldım. Gel. Pastel boyayla boyama kitabı aldım. Belki yaşı değildir daha hani çok ufak olabilir. Bunlar için hani anlamıyor olabilir. Ama Kumsal çok seviyor. Yani böyle
kalemi sürekli getiriyor, defter önüne koy diyor ki hani ben bir şeyleri yazıp çizmeyi çok seviyor, boyamayı çok seviyor. Ben bunu fark ettim bir ara. Ben de dedim ki hani sıkılmasın evde diye sürekli böyle çizgi film, televizyon öyle şeylerle uğraşmasın. Zaten oyuncaklarıyla da oynadığı zaman biraz sonra sıkılıyor. Sıkıldığı zaman böyle şeyler verilmeyene etkinlik gibi olur. Öyle yapar. Gel bak. Bak sana ne aldım. Bakalım kumsal beğenecek mi? Şimdi onunla bakacağız. Bak. Ne aldım sana? Bak. Pastel boya. Evet. Kumsal. Sevdin mi pastel boyaları? Şimdi onu açacağım. Beraber deneyeceğiz. Bakalım sevecek mi? Bir de şöyle toka aldım kumsala. İçinde kaç tane var? 4 tane var içinde. Bunlar da saçını hiçbir şey tutmuyor. Cimcime tokalar artık maşallah saçı tabii uzamış. Cimcime tokaları tutmuyor onun saçını. Bunlar bakalım deneyeceğim. Öbürleri vardı. Hepsi taka taka bilmiyorum. Kumsalın tokaları ve çorapları evin içine kayboluyor. Ya elektrik süpürgesine gidiyor. Ya da Allah bilir başka nerelere gidiyor. Gel kızım şimdi şöyle ayırayım. Gel hadi seninle beraber biraz etkinlik yapalım. Bakalım sevecek misin? Sevdin mi kızım? Ha? Gel şöyle şöyle gel ben sana şimdi. Bak bak kızım bak. Bak. Şöyle. Şimdi seninle beraber bunları boyayacağız. Açayım sana. Ver açayım. Açayım. Açalım. Şu an inceliyor. Bak onlarla bunları boyayacağız. Kumsal çok beğenmiş olmalı. Çünkü bir şey çok beğendiği zaman böyle alkışlıyor falan. Kumsal hadi çiz kızım. Al çiz onları. Çiz çiz. Aferin sana. Çiz çiz çiz. Ama öyle çizmeyeceksin ki mahvettin. Oo. Öyle çizme gel. Gel bak böyle çiz bak kızım bak bak bak. Bak böyle bana bak. O şu an çok büyük bir inceleme yapıyor. Önce bütün renkleri teker teker inşallah ağzına koymaz. O yüzden sürekli yanında durmam lazım. Önce en belirgin rengi bıraktım oraya. Kırmızı daha çok belli olsun. Öğrensin diye. Böyle bundan sonra sürekli böyle kumsala boyama kitapları, işte oyun hamurları, yapbozlar, böyle şeyler alacağım ki artık sıkılmasın evde. Fark ettim çok sıkılıyor. Ah. Ama sakın ağzına koymak yok, tamam mı? Hadi. Kumsal. Bak mavisini al. Bak böyle boya. Hadi. Boya. Hadi al boya kızım. Aferin sana. Sen bu işi çözdün. Aferin. Yalnız öyle boyanmayacaktı o. Mahvettin kızım. Neyse oynasın da. Nasıl boyuyorsa boyasın. Umarım halılara değmez diye diyeceğim ama. Sanmıyorum ya halılara değmez mi? Değse de yıkarım geçer. Kumsal. Çok mu sevdin sen boya kalemlerini? Hadi bak. Bunu da çiz. Bunu da çiz. Çiz onu da. Ne kadar mutlu oldu ya. Bilseydim daha önce alacaktım. Çok sevdi. Çiz aşkım çiz. Hadi çiz. Yalnız defterimi affetti. Hadi al. Çiz. Fırlattı. Niye fırlattın? Çünkü onlarla işi bitti. Niye fırlatıyorsun ha? Bir terslik olmalı. O bir şey sinirlendiği zaman anca fırlatır. Bilmiyorum niye sinirlendi. Beyaz olmaz. Ah, bu rengi al bak. Bu daha çok belirgin yeşil. Bak. Bak bebeği böyle boyayalım. Gel gel. Kumsal. Gel bak kızım. Bak. Bak. Ah. Galiba kumsal ya bunların hepsini kıracak. İnşallah öyle bir şey yapmaz. Güzel güzel oynar kendini. Ben de şimdi kalkacağım. Dediğim gibi akşam yemeğinde mantı yapacağım. Demiş miydim bilmiyorum. Mantı yapacağım. Bir yanına güzel bir salata hazırlarım. Sarımsak yoğurtla beraber.
Yeri zaten şey mantının yanında başka bir şey de gitmiyor yani. Havalar da çok sıcak, hiçbir şey yenilmiyor. Değiştir kızım. Bak, bunlar da var. Bak, uğur böceği. Ama onu da boyamayalım. Sen izin versen çok güzel bir şekilde boyayacaksın, hepsini mahvettin. Evet, şöyle mantımı suyunun üstüne koydum. Bir kaşık tuz koydum. Birazcık 2-3 damla da yağ ekledim içine. Şimdi kaynasın, içine mantımı ekleyeyim. Sonra da kendi kendine kaynamaya devam edeyim. Suyum kaynadı. Şimdi mantımı içine atayım. Ben mantı bitmiş sandım, ödümü koptu. Şimdi bu şekilde de asla gidip alamam. Başka bir yemek yapma imkanım da saat geç oldu. Onu da yapamam. Mantılarımı içine dökeyim şimdi. Şöyle birazcık altını kısalım. Kıstım ben. Tamam, şunları böyle karıştırayım. Bunlar kendi kendine pişecek ve sonra yemeğe başlayacağız. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.